Genelkurmay bana bağlıdır. Yani o sadece bir kurumdur. Yıl 2007. Cumhurbaşkanlığı koltuğunda Ahmet Necdet Sezer oturuyordu. Görev süresi 16 Mayıs'ta dolacaktı. Peki yerine kim seçilecekti? Siyasette tansiyonun yüksek olduğu günler yaşanıyordu. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı makamını kendi tabirleriyle o dönemin medyasına yazılan çizilenlerine baktığınızda son kale tırnak içerisinde son kale olarak görüyorlardı. Ve buraya muhafazakar, dindar, eşi başörtülü ya da toplumu çok geniş kesimleri tarafından onaylanan bir kişinin cumhurbaşkanı olmasını istemiyorlardı. 27 Nisan, Türk siyasi tarihinin en kritik günlerinden biriydi. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ilk tur oylama yapıldı. Yeni cumhurbaşkanını seçecek mecliste çoğunluk AK Parti'deydi. Ancak aynı günün gecesi askeri odaklar devreye girmeye çalıştı. Türkiye bir kez daha sivil siyasete müdahaleye tanık oldu. 27 Nisan akşamı kulisler hareketlenmeye başladı. Bildiri saat 23.17'de Genelkurmay'ın internet sitesinde yayımlandı. İfadeler Cumhurbaşkanlığı seçimine müdahale niteliğindeydi. Hükümet alışık olmadık bir tutum sergileyecek, muhtıraya karşı dik duracak ve ertesi günde sert bir açıklama yapacaktı. Siyaset, askeri vesayete karşı net bir tavır almıştı. Başbakanlığa bağlı bir kurum olan Genelkurmay Başkanlığı'nın herhangi bir konuda hükümete karşı bir ifade kullanması demokratik bir hukuk devletinde düşünülemez. Türk siyasi tarihine en muhtarı olarak geçen bildirinin ardından dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanat'a ise 14 saat ulaşılamadı. Mazereti, torunumu görmeye gittim, telefonum çekmiyordu olmuştu. Genelkurmay Başkanı'na ulaşılamaması için de o gece aslında bir tiyatro oynanmıştır. Türkiye'de yeri yerinden oynuyor ama size ulaşılmıyor. Şimdi bu bir tiyatrodur. Yaşar Büyükanıt yıllar sonra bildiriyi kendisinin yazdığını ancak muhtar olmadığını savundu. Bu dünya darbeler literatüründe hangi kitaba bakarsanız bakın, hangi literatüre bakarsanız bakın bu bir muhtıradır. Yani o muhtırayı yazan aktörlerin sonradan bu muhtıra değildir demesi gerçekliği değiştirmez. Bildiri 2011 yılında Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden kaldırıldı. O gece en muhtırıya karşı alınan tutumla demokrasi adına önemli bir zafer kazanıldı. Demokratik, layık, sosyal bir hukuk devleti içerisinde ordunun görevi anayasamızda belirlenmiştir. Ve bu görev tanımı içerisinde yerinde görevini yapar ve direkt olarak da Genelkurmay bana bağlıdır. Yani ordu sadece bir kurumdur.